Sayın seyirciler, ekonomi literatürüne bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş'ın milli ekonomi modeliyle giren milli paralarla ticaret formülü tıkanan ekonomilerin tek çıkış yolu olarak kendini gösteriyor. Rusya'nın başını çektiği BRICS ülkeleri arasında uygulanmaya başlanan milli para projesi şimdi de D8 ülkelerinin gündeminde. İstanbul'da gerçekleştirilen D8 Ekonomik İşbirliği Örgütü zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan D8 üyelerine aramızda milli para kullanalım çağrısı yaptı. Milli ekonomi modelinin en önemli özelliklerinden biri globalizmin karşısında devletlerin ayakta durabilmelerini temin edecek formülleri içermesidir. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş'ın milli ekonomi modeliyle ekonomi literatürüne kazandırdığı milli para formülü tıkanan ekonomilerin tek çıkış yolu olarak kendini gösteriyor. Milli paraları devreye koyacağız, doları devreden çıkartacağız. Model uluslararası ticarette Amerikan doları yerine ülkelerin yerli paralarının kullanılması prensibini getiriyor. Rusya'nın başını çektiği BRICS ülkeleri arasında uygulanmaya başlanan milli para projesi şimdi de Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'nın oluşturduğu D8 ülkelerinin gündeminde. İstanbul'da yapılan D8 Ekonomik İşbirliği Örgütü zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, D8 üyelerini aramızda milli para kullanalım çağrısı yaptı. Kur baskısı altında ekonomimizi eritmeye gerek yok. Dolar baskısı altında eritmeye gerek yok. Avro baskısı altında eritmeye gerek yok. Biz yerli milli paralarla bu ticaretimizi yaptığımız takdirde inanıyorum ki buradan ülkelerimiz ciddi manada da kazanacaktır. Dönem başkanlığımız sırasında bu amaçla diyoruz ki bir takas odası kurulması için merkez bankalarımızı bir araya getirelim. Son olarak Türkiye ile İran arasında milli para anlaşması imzalanmıştı. Ekonomik ilişkilerin Geliştirilmesi için atılması gereken adımları şimdiden atmaya başladık. Ee, ulusal paralarımızla ticaret yapılması, bunlardan en önemlisidir. İki ülkenin merkez bankası konuda mutabakata varmış. Önümüzdeki günlerde de uygulamayla ilgili diğer bankaların bilgilendirilmesi süreci başlatılmış olacak.